Efendim, tadım bölümüyle karşınızdayız. Önce ben tadım yapacağım, puan vereceğim. Daha sonra da kayınvalidelerimiz gelecekler, puan verecekler. Vallahi tavuklu talaş böreği ve yanında kısır. Vallahi bence inşallah güzel yapmışlardır diyelim. Vallahi çok güzel olmuş. Hem börek hem kısır efsane. Tam böyle benim ağzımın tadına göre beğendim. Bu da fena değil. Kısırı çok güzel. Ama sanki böyle börek birazcık daha pişse miydi acaba dedim. Ama iç harcı falan çok güzel. Bunu da çok beğendim. Bakalım 3. tabak nasıl? Vallahi bu da güzel olmuş. Bugün gelinler gerçekten başarılı. Bunu da beğendim. Bu da hoşuma gitti. Son tabağımı kaldırıyorum ve hemen tadıma geçiyorum. Yani böreği fena değil ama kısırda hiç böyle nar ekşisi tadı almadım. Bir de börek birazcık daha hani kızarabilirdi. Ama kısırını maalesef çok beğenmedim diyebilirim. Şimdi... Onur Bey, talaş böreğime çok güveniyorum. Gerçekten harika kızarttım. Lütfen şöyle güzel bir puan verin bana. Biliyorsunuz ben hamur işlerini mükemmel yaparım. Lütfen 5 puanı bana verin. Onur Bey, sizin ağzınıza layık bir talaş böreği ve kısır yaptım. O yüzden sizden 5 puan bekliyorum. Gelelim puanlamaya. Ya şunu çok beğenmiştim. Direkt 1 numaralı tabağa 5 puanı veriyorum. Şunları beğenmiştim. İşte tabii ki birlik bir puan asla değil ama buna da 1 vermek zorundayım. 4. tabağa da 1 puan verdim. 2 ve 3'e de beğendim ikisini de. 4'te onlara verdim. Şimdi 2 numaralı tabağın önündeyim. İlk 4'üm acaba hangi geline veriyorum? Kaldırdım. Gizem. Gizem 4 puanın sahibi oldu. Gelelim ikinci 4 puana. Bakalım ikinci 4 puan hangi geline gidiyor? Kaldırdım. Aysun. Aysun 4 puanın sahibi oldu. Şimdi gelelim 1. tabağın önüne. 1. tabağa da 5 puan vermiştim. Çok da beğenmiştim. Gerçi 2 ve 3 de öyleydi ama birine 5 vermek zorundayım. Bakalım 5 puan kime gidiyor? İlayda'ya mı yoksa Esra'ya mı? Kaldırdım. İlayda. İlayda 5 puanın sahibi olurken maalesef Esra da 1 puanın sahibi oldu.